Merhaba, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere motifli bir telefon çantası yapımını anlatacağım. Aslında örnek Zara'dan yaklaşık 159 liraya satışta olan küçük bir çanta modeli. İlk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisini toplamda 12 tane çakma trabzanla dolduruyorum. Çakma trabzanı yaparken tığımızın başını bir kere doluyoruz, batıyoruz ve hepsini tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde sık iğneden birazcık daha büyük fakat trabzan kadar da uzun olmayan bir model elde etmiş oluyoruz. Toplamda 12 tane çakma trabzanla sihirli halkamı kapatıyorum. Sihirli halkayı kapatırken başlangıçta yaptığımız ipi iyice çekiştiriyoruz ve ilk yaptığımız çakma trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batıyoruz. Bir zincir çektikten sonra bu ipi koparabilirim. İsterseniz tek renk de örebilirsiniz fakat ben renk renk örmek istediğim için her aşamada ipleri bu şekilde kopardım. Renk renk ördüğüm için oldukça maliyetsiz bir çanta oldu aslında benim için. Artık iplerimizden rahatlıkla yapabileceğimiz bir çanta modeli. Bir alt sırada yaptığım çakma trabzanın herhangi birine batarak yeni ipi ekliyorum. İki zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Burada farklı bir model yapacağız. Yani aslında ikili trabzana benzer fakat farklı. Tığın başına bir kere doluyorum ve tığdaki iki tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Diğer ilmek tığın üzerinde kalıyor. Aynı işlemi tekrarlayacağım 3 kere. İki tanesini çekiyorum. Son ilmeğim yine tığın üzerinde kalıyor. Üçüncü defa da aynı işlemi yapıyorum. İki kere iki tane olan ipi çektik ve sonuncusu kaldı. Üç tane yaptıktan sonra hepsini tek seferde çekip araya bir zincir ekliyorum. Tamamında bu aşamaları tekrar edeceğim. Toplamda her trabzanın üzerine 3 tane bu modelden oluşturuyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Her trabzanın tepesine 3 tane bu modelden yapıyorum. Aralarına da birer tane zincir çekiyorum. Sırayı tamamladıktan sonra bir zincir çektim ve ilk başta yaptığımız modelin tepesine kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Yine bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz. Yeni rengindeki ipi yerleştirirken bir alt sırada bir zincir çekerek oluşturduğumuz boşluklara batacağız. Yani bundan sonraki tüm aşamalarda aslında bizim battığımız noktalar zincir çekip oluşturduğumuz bir alt sıradaki boşluklar olacak. Bu boşluğa yeni rengimi ekleyerek model oluşturmaya başlıyorum. İki zincir çektim ve bir alt sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Buraya toplamda 3 tane alt sırada oluşturduğumuz modelden oluşturacağız. Önce iki tanesini çekiyorum, sonuncusu tığda kalıyor. Aynı işlemi 3 kere tekrarlıyorum. Sonuncusunda hepsini tek seferde çekerek birinci modeli oluşturuyorum. Burası bizim köşe noktamız olacak. O yüzden araya iki tane zincir çektim. Köşe noktası olduğu için aynı noktaya bu üçlü gruptan yeniden tekrarlıyorum. Önce iki tanesini, sonra da 3 tane olduğunda tığdaki bütün ipleri çekerek köşe noktasını oluşturdum. Bu kez bir alt sırada aralarda birer zincir çekmiştik. Bu kez aralarda ikişer zincir çekiyoruz. İki zincir çektim. Bir alt sırada oluşturduğum bu bir zincirlik boşluğa batacağım. Bu bir zincirlik boşluğu yine üçlü grupla dolduruyorum. İki zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa yeniden üçlü grup oluşturuyorum. Buradan sonraki aşamamız köşe aşaması olacak. Yine iki zincir çekip bu kez köşeyi tamamlayacağım. Köşeyi yaparken aynı noktaya iki tane üçlü grup yapıyoruz. İkinci köşemi de tamamladım. İki köşe arasında toplam iki tane grup oldu. İki tane üçlü grup oldu. Bu her geçen sırada artacak. Bir üst sırada üç tane grup elde edeceksiniz arada. Bir üst sırada dört tane. Modeli ne kadar büyütürseniz iki köşe arasında kalan bu üçlü grup modelleriniz de o kadar artacak. En son aşamada yine iki tane zincir çekip en baştaki trabzanın tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştirerek sırayı tamamlayabilirsiniz. Thank you.
Köşe noktasından yeni rengimi ekliyorum. Bu aşama oldukça kolay. Bakacaksınız bir alt sırada köşe varsa eğer siz de oraya yeniden köşe yapacaksınız. Eğer alt sırada köşe yoksa bu kez o üçlü grup trabzanlardan yaparak devam edeceğiz. Yine aralara ikişer tane zincir çekiyoruz. Bir alt sıradan farklı olarak köşeleri yaparken bu kez araya 3 tane zincir çektim. Köşeyi yaptım, 3 tane zincir çektim. Yeniden üçlü grubu yapıyorum. Aralarda yine 2 zincir, orada bir farklılık yok. Fakat sadece bu köşe kısmını oluştururken araya 3 zincir çekerek köşenin daha belirgin olmasını sağladım. Yeni renk ekleyerek devam ettim. Burada da değişen hiçbir şey yok. Bir alt sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Aralardaki boşlukları üçlü gruplar, köşe noktalarına da yeniden köşe oluşturarak tamamlıyorum. Bu renkten sonra benim için büyüklüğü yeterli oldu. Eğer siz daha büyük bir çanta istiyorsanız birkaç sıra daha ekleyebilirsiniz. Böyle 4 tane motif yaptıktan sonra 2 tane motifi birbirine birleştireceğim. Bu birleştirme yöntemini tercih ederken ben dikme yöntemini tercih ettim. Dilerseniz sığ ile birleştirme yöntemini de kullanabilirsiniz. Motif çanta yapımı videolarım var daha farklı. Onlarda da tığ ile birleştirme yöntemini gösterdim. İğne ile dikerken bir köşe noktası belirliyorum önce kendime. Köşe noktasından ipi sabitliyorum. Dikme işlemini yaparken iki motifin de ters yüzünü seçiyorum. Ters yüzünden dikiş yapacağız ve böylelikle düz yüzde güzel bir görüntü oluşacak. Diğer motifin de köşe noktasından ipi geçirerek dikmeye başlıyorum. İkisinin de köşe noktalarını bulduktan sonra sıradan ilmeklerin sadece tek tarafını kullanarak, tek kısmından, üste bize bakan kısmından kullanarak ipi geçirerek dikme işlemini tamamlıyorum. Şimdi birleştirdiğim bu motiflerin etrafına trabzanlardan oluşan bir çerçeve yapacağım. İki tane zincir çekerek köşe noktasından ipi sabitliyorum. Burada köşedeki boşluk noktalarına dilerseniz iki tane trabzan doldurabilirsiniz. Onun dışında aşağıda yaptığımız trabzanların her birinin tepesine birer tane trabzan batırarak ilerliyorum. Boşlukları siz fark edersiniz zaten. Hiçbir şekilde boşluk kalmaması gerekiyor. Bu aşamaları tamamlayarak üç kenarını ikili trabzanla dolduruyorum. İki modelin de üç kenarını ikili trabzanlarla doldurduktan sonra bu modelleri birbirine birleştireceğiz. Birleştirme yaparken mutlaka iki yüzünün de düz olmasına dikkat etmem gerekiyor. Yani içe bakan yüzleri ters olacak. Ağız kısımlarına şu an bir şey yapmadık. Birleştirirken orayı da mutlaka
tamamlayacağız. İkisini tam üst üste denk gelecek şekilde, dediğim ölçüye dikkat ederek, yani ikisinin de iç yüzeyi ters olacak şekilde birleştiriyorum. Trabzanların tepesinden ikisinin birlikte hem bu taraftan hem karşı taraftan olacak şekilde ipi sabitledim. Bu aşamada çakma trabzanla birleştirmeyi tercih ettim ben. Dilerseniz sık iğneyle ya da daha geniş olsun isterseniz ikili üçlü trabzanla da birleştirebilirsiniz. Başlangıçta da söylediğim gibi çakma trabzan yaparken tığın başını bir kere doluyoruz ve tamamını birlikte çekiyoruz. Üç kenarda bu şekilde çakma trabzanlarla birleştirdim. Ağız kısımlarına da yine ayrı ayrı olacak şekilde birleştirmeden yine çakma trabzan yaparak boş kalmamasını önlemiş oldum. Gördüğünüz gibi çantanın ağız kısmını da çakma trabzan yapınca daha derli toplu dağılmayan bir görüntü elde ettik. Çantanın sap kısımlarını yerleştirmek için bu kenar kısma bir çıkıntı yapacağız. Böyle en baştan yaklaşık 5 ya da 6.yı sayarak siz de gözünüze güzel gelen bir noktaya ipimizi sabitleyeceğiz. İpi sabitliyorum. Burada çakma trabzanlar yaparak küçük bir aslında rulo elde etmeyi planlıyorum. İki tane çakma trabzan yapacağım. Döneceğim. Bu trabzanların üstünü yeniden iki tane çakma trabzanla dolduracağım. Bir sıra daha yaptıktan sonra karşı kısma sabitleyeceğim. Toplamda ben yani 3 sıra çakma trabzan yapmış oldum. Üçüncü sırayı da çakma trabzanla tamamlıyorum. Buradan sonra böyle dediğim gibi bir rulo oluşturacağız. Yani arada bir boşluk olacak. O yüzden karşı aşamasına doğru bunu birleştirmem gerekiyor. Karşı aşamayı birleştirirken dilediğiniz tam karşılık gelen herhangi bir noktaya kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım. Bir nokta belirledim kendime. Oradan tığ geçirerek ipi üzerinden kaydırdım. Bu şekilde burada küçük bir boşluk elde etmiş olduk. Yapacağımız çantanın sapını bunun içinden geçirerek güzel bir görüntü elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir boşluk oluştu. Şimdi bu boşluktan yaptığım çanta sapını geçireceğim. Çanta sapını dilediğiniz gibi yapabilirseniz saç örgüsü modeliyle ya da daha farklı trabzan modelleriyle. Ben bu modeli yine daha önce yaptığım motifli bir çanta modelinde göstermiştim. O şekilde bir istediğim uzunlukta çanta sapı ördüm. Tığıyla böyle kolaylıkla geçiriyorum içinden. Daha sonra alt kısımdan bir tane düğüm atarak sabitliyorum. Zara'da gördüğüm modelde de bu düğüm kısmı oldukça görünürdü. O da çantaya ayrı bir hava katmış. Ben de o yüzden görünür kalsın istediğim için böyle büyük bir düğüm atıyorum. Aynı işlemi karşı taraf için tamamladıktan sonra çantamız aslında kullanıma hazır. Dilerseniz çantanın içine bir astar dekip ağız kısmına da bir çıt çıt ekleyebilirsiniz. Fakat ben telefon çantası olarak kullanmayı düşündüğüm için herhangi bir şekilde içine astar ya da bir kapak yapmayı düşünmüyorum. Böyle de oldukça kullanışlı bir çanta oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan anında haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer yaptıklarınızı benimle paylaşmak isterseniz de açıklamalar kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.